Hani nerede bize yansıyacak ferahlık diye soranlar var. Şimdi yeni ekonomi modeli diyorlar. Ee, kötü bir şey değil döviz kurunun yükselmesi canım. Bakın yeni iş imkanları olacak, ihracat artacak, ee, sonra işsizlik azalacak, istihdam imkanı doğacak diye bize yüksek döviz kurunu metedenler birkaç gün içerisinde inanılmaz bir yetenekle dönüş yaptılar. Şimdi düşük kurun faydalarını saymaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz e, Nas diyordu. Nas orada dururken sana bana ne oluyor diyordu. Şimdi örtülü faiz uygulamasını can siperhane savunanlar var. Garantiyle parasına para katacak olan yüz binlerce lirası olanlara verilecek garantiyle milletin cebinden çıkacak paranın zengini daha zengin yapacağını söylüyor muhalefet. Hiç duymuyor bile Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keyfi yerinde çünkü. Çünkü diyorlar ki efendim bu son hamlenizle muhalefeti darmaduman ettiniz. Bu sandığa da yansıyacaktır elbette. Etrafındakiler böyle anlatıyorlar. Alkışlamaya devam ediyorlar. Bu çerçevede döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Bir iktidara görev verdiniz, görevini yapmaya çalıştı ama bugün geldiğimiz nokta belli. Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Kurun Türk lirası karşısındaki değerinin belli bir dengeye indirilmesi için bu kadar kaynağı israf etmeye gerek yok. Şu açık bir şekilde görülüyor ki bu kararları alanlar ve bu kararların alınacağından haberdar olanlar sadece kar ediyor. Bu yeni uygulamanın adı değerli arkadaşlar, bu milleti torunlarına kadar borca batırma planıdır. Türk lirasının artık bir güven unsuru olmadığını itiraf eden bir yönetimle şu anda karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi için kesin konuşmuş, NASA bağlamıştı. Ancak kur aldı başını gitti. Açık ve belirgin olan NASA yerini yeni ekonomik modelle örtülü faize bıraktı. Muhalefet, Erdoğan'a tartışmaya bile açılmayan NASA sordu. Biz ise ne dedik halkımızı ne faize... Ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. Arkadaş nas var diye diye gezdi. Pazartesi akşamı çıktı. Hayatımıza yepyeni bir faiz tipini soku verdi. Türk Türk lirası mevduatına, mevduata dönenlere kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Daha düne kadar faiz düşecek denildi nas var denildi. Talimatlarla faiz düşürüldü. Nas ne oldu? Önce bu sorunun soru cevabını iktidarın vermesi icap eder. Bu devlet destekli çifte faizin hükmü ne? Adına faiz dememek bunu faiz olmaktan çıkarır mı yani? Bu iktidarın ekonomideki savaşının hedefi halk. Halkın çok büyük bir kesimini yoksullaştıracak, sefalete mahkum edecek, açlığa sürükleyecek bir savaş yürütüyorlar. Açıklanan modelde Türk lirası mevduatına verilen kur garantisini hazine karşılayacak, yani devletin kasasından çıkacak. Ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz, katılmıyor olabilirsiniz, farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin. Hazine dediğimiz bu milletin kendisinin parası, kendisinin biriktirdiği imkanlar. Yani neticede bunu millet kendisi ödeyecek, millete ödetilecek. Hazinede karşılayacak. Hazineden karşılamak zorundalar, başka yolu yok. Veya bütünüyle kanunları bir kenara bırakıp yasa dışı bir ekonomik işleyiş yaratacaklar. Yani yasaların olmadığı, kuralların bulunmadığı arka kapıda tıpkı kara borsa gibi çalışan bir ekonomik düzen kuracaklar. Resmi olarak devlet yoksuldan alıp zengine verme projesini ve projeksiyonunu hayata geçirdi. Hazine, Merkez Bankası ne demek? Bu kurumlar ne demek? Sizlerin, bizlerin, hepimizin ödediği vergiler demek. Hazine, Merkez Bankası ne demek? Çocuklarımızın, torunlarımızın bile alın teri demek. Gelecek nesillerin ödeyeceği borç demek. Bu faizi neden millet olarak biz ödüyoruz? Kredi kullanan kimse ondan alınsın benim kullandığım kredinin faizini ödüyor mu acaba iktidar diye soruyor. Dar gelirli vatandaş Osman Bey soruyor. Soruyor vatandaş. 7 iken dolar 18'e çıkartıp 18'den 12 buçuğa düşürdüğünüz diye elinizdeki sihirli değneği kullandınız diye bizden bir 5 yıl daha görev mi istiyorsunuz diye soruyor. İstiyor iktidar Seçim yok nokta dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2023 Haziran'da dedi. Ama o nokta bir virgüle dönüşür mü? Bahar aylarında, Mart'ta baskın seçim olasılığı. Birçok sinyal var. Aslına bakarsanız tam anlamıyla bir seçim kampanyası başlatılmış durumda. Bu seçim kampanyasına dair hatta reklam filmleri bile çekiliyor. Halkbank'ın reklamını görmüşsünüzdür. Rahmetli Sadri Alışık'ın oğlu oynuyor hani bahsedeceğim Ne zaman hazırladılar hemen değil mi Türk lirası ile ilgili böyle bir film? Hemen demek ki hazırlanabiliyormuş. Ajansla konuşuldu. Ajans ne olur ne olmaz diye bu temada bir film çekmiştik duruyordu. Bugünler için. Konjonktüre göre diyor. Konjonktüre göre. Konjonktür ne demek? Var olan şartlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 128 milyar dolar nerede sorusundan çok usanmış olsa gerek. Ee, geçen gün dedi ki. Ben yoktum. Yani döviz kuru yükselirken, efendim Merkez Bankası'nın rezervleri erirken ben yoktum dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de sevimli Hayalet Casper'a benzetti onu. Hani Casper. Ben yokum, aslında yokum der ama biz onu görürüz ya. Cumhurbaşkanıydı ve tam yetkiyle donatılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervleri erirken ve döviz kuru yükselirken ben yoktum sözüne tepki gösteriyor muhalefet. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktu. Cumhurbaşkanıydım. Evet, yanlış duymadınız. Aynen böyle dedi. Buna espri mi desek, pek de hoşa gitmeyen bir yaklaşım mı desek? tarifte zorlanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde 128 milyar dolarlık rezervin satılmasındaki sorumluluğu üzerinden attı. Akşener'den sevimli hayalet Kesper benzetmesi geldi. Yoktu. Cumhurbaşkanıydım. Arkadaş var ya hani sevimli hayalet Kesper misali o sırada orada değilmiş. Şu ibretlik psikolojiye bakar mısınız? Sayın Erdoğan, o günleri geçtim. Belli ki sen şimdi de buralarda değilsin. Başbakan da olsanız, Cumhurbaşkanı da olsanız bugünkü tavrınız aslında bütün mesuliyetin sizin omuzlarınızda olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Merkez Bankası rezervleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra 2019 yılında eritilmeye başlanmıştı. Türkiye yerel seçimlere gidiyordu ve iktidar kurdaki artışı önlemek istiyordu. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Belli ki Başbakanlığı döneminden beri başında bulunmadığı görevinin yeniden başına dönmeye ve milletimizi de daha fazla mağdur etmemeye davet ediyorum. Erdoğan yoktum cumhurbaşkanıydım diyerek 128 milyar doların eritilmesindeki sorumluluğu üzerinden attı. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı dönemine bir göz atarsak 10 Ağustos 2014, dolar ve o dönemde. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği dönemde ise 24 Haziran 2018 dolar 4 lira 60 kuruştu. Şimdi hangi rakama göre başarıyı başarıyı belirleyelim. 2014 öncesi mi başarı? 2014-18 arası mı? 2018 sonrası mı? 2020 mi? Veya biraz daha yakına gelsek 3-4 gün öncesi yakaladığımız seviye mi? Başarı hangi dönemde? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Sen faizi indirdim diye caka satarken yönettiğin devlet, pardon o yönetmiyormuş ya, başbakanlığından beri yönetmiyor. Ne diyoruz ki biz de kendi kendimize? Yüzde yirmi dört faiz ödüyor. Sevimli hayalet Kesper aslında ben yoktum der ya. Şimdi kur garantisi verildi. Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi. Sistemin adı üzerinde. Bir garanti verildi. Peki seçim oldu diyelim.